Öncelikle şöyle söyleyeyim. Geçen hafta bir maç oynamıştık. Geçen hafta Erbağ maçını oynamadan önce tabii namağlüptük, liderdik. Oraya gittik, orada şanssız bir mağlubiyetle döndük. Yani hata yapan takım kaybedecekti. Biz ama hata yaptık yani. Hatanın da devamı gelince gol oldu. Ama ben buradan taraftar gruplarına da söylüyorum. Yani bir mağlubiyette sevinci de ağlamayı da böyle abartmayalım. Yani bir maçta ne şampiyon olabiliyorsun ne küme düşüyorsun. Yani bir maç mağlup olduğum zaman herkes sanki Amasya Spor'un üzerinde ne var ne yok herkes ortaya döküyor. Biz onların beğenmediği bu takımla hala zirvedeyiz. Ama ben çocuklarla bugün gurur duydum. Yani hakikaten iyi mücadele. Hafta içinde yaşanan bazı olaylar var. O olaylarla ilgili de bir açıklama getireyim ben. En azından insanlar da bilgilensin. Kulübe zarar verecek kim olursa olsun onlarla yollarımızı ayırma kararı aldık. Onun için bizim kimseyle kişisel bir problemimiz yok. Sadece kulübün menfaatlerini düşündüğümüz için böyle bir karar aldık. Ha, sadece bu değil, belki bununla beraber de birkaç kişi daha da olabilir. Ama sonuçta Amasya Spor hedefe kavuşması için bu tür hamleleri yapmamız şart. Çünkü kulübe zarar verildiği zaman orada başarı yakalama şansımız hiç yok. O arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. Onlar da kimse işte Serkan'ı da gönderdim. Bilal'i gönderdi. Melih'i gönderdim. Yani Melih'i gönderdim. Serkan'ı gönderdim ama kimse Melih'i Serkan'ı sormazken maalesef başka şeyler arıyorlar. Bizim kimseyle kişisel problemimiz yok. Sadece kulübün menfaatlerine uymadı. Bize uymadı. Bize yollarımızı ayırdık arkadaşlar. Ve şu anda grupta ikinci sıradayız. Eğer zannedersem Erbağ da yendi. Ama biz Görele maçında alacağımız 3 puan bizi yine zirvede tutacaktır. Görele de iyi bir takım. Seyrettim. Yani yenilmeyecek bir takım değil. Ama biz böyle bir yüreğimizi ortaya koyan bir grup, sahada ne var ne yok ortaya koyan bir grup olduğu zaman zaten yenemeyeceğimiz takım yok. Belki skor aldatabilir. Yani 1-0 bitti işte zor oldu falan ama siz de gördünüz maçın içinde direkten dönen atamadığımız pozisyonlar belki bir anda maç 4-0'a da dönebilirdi. Ama mücadele iyiydi, birlik beraberlik iyiydi, bütünlük iyiydi. Birlik beraberlikten güç doğar diyorum. O gücü biz kendimizde buluyoruz. Ve eğer zorlukları beraber paylaşırsak da işi kolaylaştırırız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.